Mansur Yavaş'tan memnun musunuz, değil misiniz? Gayet memnunuz. Gerçi daha göreceğiz ama şu anda memnunuz şu şartlarda. Ne görmeyi planlıyorsunuz? Hizmet. Ne göreceğiz başka? Ne alanda? Hangi alanlarda? Belediyeden ne beklenir? Belediye hizmet verir. Ne yapar? Vatandaş hizmet verir. Doğru mu? İmkanları doğrultusunda. Yanlış mı düşünüyorum? En çok hangi alanlarda hizmet vereceğine inanıyorsunuz? Bence sosyal alanlarda vermeli. Sosyal projelerde. Toplumsal fayda sağlayan projelerde. Mesela? Mesela ne olacak? Hiçbir şey yapmazsa en kötü vatandaş yoksul aileleri tespit edip, tamam mı? Yoksul ailelerin evlerinde çorba kaynamasını sağlamalı. Ha, belediyenin görevi midir bu? Değildir. Ama yaparsa faydadır. Doğru mudur? Millete bir hizmettir. Bunu da hatta dün bir projesini açıkladı. Ankara'da 10 bin tane çocuğa, öğrenciye simitle çay. Doğru mu? Seyrettim ben. Söylenecek bir şey yok. Aferin. Bunu Konya'da da yapmışlardı. Konya'da da Konya Büyükşehir Belediyesi yapmıştı. Öğrencilere çorba. Üniversitenin oradaki üst geçitten çorbasını alıyor çocuk. Üst geçitten karşıya geçene kadar çorbasını, boğaçasını yiyor, okuluna gidiyor. Nasıl? Var mı? Bundan daha büyük hizmet var mı? Milletin karnını doyurup, öyle mi? Karnını doyduktan sonra bence başka bir hizmet yok. Yanlış mı düşünüyorum? Memnunum. Hangi yönlerini seviyorsunuz Mansur Yavaş? Şöyle bir ortalığa bak, bir düzene binmiş biraz. Sakarya böyle miydi? Engebeliydi. Şimdi her taraf düpdüzgün olmuş. Ne güzel olmuş. Sonra benim mahalleme yeşil otobüsü çuva atmış. Önceden otobüs yok, çok otobüs şey sıkıntısı vardı. Milletin cahilce mekezi sıkışık durumda gidip geliyordu. Şimdi iyi olmuş yani. Memnunum ben yani. Mansur Yavaş'tan memnun musunuz, değil misiniz? Memnunuz efendim. Hangi yönlerini seviyorsunuz Mansur? Her yönlerini seviyorum. En başta dürüst oluşunu beğeniyorum. Allah yolunu açık etsin. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Yavaş yavaş. Bir tek mahallemizde otobüs yok. Bir de oraya otobüs verirse daha çok seveceğiz. Biz onu başbakan olarak falan görmek istiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Kendi nacizane fikrim. Mansur Yavaş'tan memnun musunuz, değil misiniz? Memnunum. Hangi yönlerini seviyorsunuz Mansur Yavaş? Geldiği günden beri hizmet ediyor. Engellemelere rağmen, engellere, duvar örülmelerine rağmen hizmet yapmaya devam ediyor. Hangi hizmetlerini seviyorsunuz en çok? Hangi hizmetlerini seviyorum? Öncelikle park bahçelere daha fazla önem verdiğini düşünüyorum. Artı bu halk ekmek konusu gerçekten güzel. Kafeleri artırıyor, halk ekmek kafelerini. Fiyat olarak bir artışa gitmedi. Su ücretlerini seviyorum. Su konusundaki şeylerini. Yani hizmetlerinden memnunum. İlerisi için ne düşünüyorsunuz? Kötüsünü gördük. İyi günler. Yani Mansur Yavaş'tan memnunuz. Fakat böyle mega projeler yok. Yani küçük, ufak tefek şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Yapmaya çalışıyor. Ama böyle mega proje dediğiniz zaman böyle proje yok. Mega derken hangilerinden bahsediyorsunuz? Projeleri yok. Yani daha önce de mesela Melih Bey'in zamanında yaz ayında şantiye dönerdi Ankara. Her tarafın inşaatlar açılırdı. Yani böyle bir olay yok şu anda Mansur Bey'in zamanında ama iyi götürüyor, fena değil. İnşallah daha da iyi şeyler yapar, iyi güzel şeyleri imza atar. İleriki zamanlarda mega projeler üretebilir mi? Ya üretebilir tabii, niye üretmesin? Yani tabii bir taraftan da mecliste de sayısı az olduğu için bazı kanunları, bazı maddeleri, bazı yapacağı işleri de geçiremiyor. Bu da bir gerçek. Ama güzel şeyler olur diye kanaatim var yani, öyle bir düşüncem var. Güzel şeyler yapar inşallah. Mansur Yavaş'tan isteğiniz nedir? Bir isteğiniz olsa Ankara için ne isterdiniz? Valla Mansur Bey'in canlı sağlığını isteriz. Yani çok fazla da bir Ankara'da yani yapacak çok fazla bir şey yok Ankara'da. Yani rutin şeyler yapıldığı zaman takdirde çok fazla bir şeye de gerek yok. Ankara'nın her şeyi tamam aşağı yukarı. Ama tabii ki eksiklikleri kendileri daha iyi bilirler, daha iyi görürler. Yani bizim mesela mahalle olarak baz aldığımız zaman bazı park yerleri ayırmış fakat park alanı yapılmamış yerler var. Mesela Cevizlidere'de oturuyorum ben. En az 4-5 tane park için ayırdığı alanlar var. Fakat park yapılmamış oralara. Bunları kısa zamanda faaliyete geçirirse, hizmete geçirirse güzel olur tabii ki. Yani bunlar önemli şeyler. Görünüm, güzel görünüm her zaman için kendisine artı puan getirir. Nasıl memnun olmazsın Mansur Yavaş'tan? Tamam, dur kameraya başladım. Mansur Yavaş'tan memnun musunuz? Dürüst çalışkan adam, açık açığa ihalelerine verirken açık açığa veriyor.
Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş'ın en çok hangi tarafını seviyorsunuz? Dürüstlüğünü, doğruluğunu. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Daha yeni başladı ama daha engellemeseler bir de memnunuz yerim. Bu kadar söyleyeceğim. 10 numara adam, 10 numara. Türkiye'de bütün bu belediyelerin başkanların hep bir olması gerekiyor. 10 numara adam olması gerekiyor. Ki 10 numaradır zaten. Neden seviyorsunuz? Abi adam iş yapıyor. Değil mi yani? Çalışkan adam olduğu için iş yapıyor. Ne gibi işler yaptı mesela, anlatabilir misiniz? Vallahi işte Ankara'nın kaderini değiştirecek. Çalışıyor adam. Yani hiç olmazsa düzgün adamdır. Mansur Yavaş'tan memnun musun? Memnunum. Vallahi ulusta düzenleme yapıyor. Sebze halini de bir düzene sokarsa çok iyi olacak oranın başıboşluğuna. O derbeder haline bir düzen. Sizin isteğiniz ulus. Ulusta çevre düzenli. O sebze özellikle öbür kısımlarında yapacak da sebze halinin çevresinde de bir düzenleme yapılırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Başka Ankara için? Vallahi doğru yolda gidiyor. Puan kazanıyor. Yani güveniyoruz kendisine. Belki seçimlerde kazanır mı? Bu gidişte tabii ki kazanacak. Daha büyük görevler bekliyoruz ondan.